Bir izleyicimi sormuş, Kırmızı Çizgi Efsane sormuş. Berkay Reis'e soruyorum. Serdar mı, Serdar Ali Çiliker mi demiş, yoksa Ali Ece mi diyor. Susma hakkımı kullanıyorum. İkisini de çok severim. Ferhat yazmış, selam. Kredi kalan 4 de, maçı mecbur kazanacağız. Bir Beşiktaş'ta kimsenin fark etmediği bir şey var. Beşiktaş en önemli oyuncusunu kaybetti şu an. Cenk'i. Yani şu an en net golcüsünü kaybetti. Negredo'ya güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Ama sen böyle dediğin zaman insanlar ligde 5 gol attı diyebilirler. Avrupa'da atıyor, ligde çok atmıyor ligde diyebilirler. Ligde 5 gol attı diyebilirler. Önemli değil. Etki olarak söylüyorum. Ben Negredo'nun o boşluğu doldurabileceğini düşünmüyorum. Bakalım, oyun ben merak olarak ediyorum. Da o matematiğin içine yer alabileceğini düşünmüyorum. Ben merak ediyorum. Hoca zaten biliyorsun ön direğe koşmuyor diye çıldırmıştı kaç yaşında oyuncu için. Ondan çıkardı. Abi ben İspanyollara soğuğum, her zaman söyledim. İyi futbolcular ikisi de. Soldado da Negredo da iyi futbolcu, kaliteli oyuncular ama Türkiye'de oynamak zor. Türkiye'de abi. Sıkıntı. Peki biraz yorum okuyalım. Utku Bey demiş ki. Hele şimdi ligin ikinci yarısı. Karda boranda öyle sert zeminli deplasmanlarında. Çüme düşmeme mücadelelerinde. Negredo'yu falan döverler abi. Ama Negredo biraz farklı bir İspanyol. Yani, anlamda yok. Sert bir oyuncu yani. Ya hiç görürsün abi. Tamam konuşuruz. Soldado falan var ya. Soldado daha klasik İspanyol. Beşiktaş şampiyon olursa. Bugün Beşiktaş şampiyon oldu. Evet. İlk karen nedir? İkinci yarıda ne olursa olsun. Negredo deyince aklıma geldi. İlk karem Cenk'le Negredo mu? Hangisi olmalı? Alanya maçında attığı gol. Bak çok çok önemli bir yere bağladı Beşiktaş, hatırlasan Alanya maçında attığı gol. Kafa golünü diyorsun. Kafa golü. Eğer Beşiktaş şampiyon olursa tabii ki ikinci yarıda 17 hafta ne olacağını bilmiyorum ama. Daha çok yani, erken. Ben ilk yarıdan bir şey söyleyeyim. İlk karem benim o Alanya'daki kafa golü abi. Galatasaray'da şampiyon olursa tabii ki ikinci yarıdan yaşayacağımızı bilmiyoruz ama Fegül'ün attığı Bursa'daki gol çok kıymetli bir goldü. O dönem için hem hocayı hem takımı lige bağlayan. Peki yorumlarla devam ediyorum. Utku Bey demiş ki Dirar, Atıf gibi sinameki oyuncular yerine Kayt, Valbuena, Emre gibi lider oyuncular oynamalı ikinci yarı. Emre? Kaç tane Emre var? Gibi bir kaç tane Emre var abi? Bu arada Emre Belözoğlu ihtimali bana Başakşehir'in söylediği. Sıfır bugün hoca teyit etti. Ya yazıyoruz kardeşim. Yiğitan Güveli de gönderilecek demiş. Spartan Rotterdam'a gitmiş. Gönderildi zaten. Doğru. Resmi şimdi, açıklama var. Şimdi Fenerbahçe'nin bak. Ben Aykut Kocaman olsam şu şartlarda. Ahmet Han'ı da Bolu'ya verdiler. Transferde yapamıyorsam 15 kişi önerim ikinci yarıyı. Yapacak bir şey yok abi. Peki neyi okuyacaktım? Şurada bir şey okuyayım dedim. Emre Gökhan Moldan Bey eleştirmiş. Önce, Emre Moldan, ne Emre Mor'dan önce Bolu'ya gitti. Ahmet Han mı? Ahmet Han. Sonra Emre Mor gidecek. Ya, Emre Mor ben hala potansiyeline güveniyorum ya. Ben hala güveniyorum Emre Mor'a. Galatasaray'a geldiğimizde konuşuruz. Gökhan Bey demiş ki çok eleştiriyorsunuz sert biçimde Türk futbolunu. Fernando'yu, Feguli'yi, Gomis'i almak kolay mı demiş. Galatasaray nasıl abi. Almış? Galatasaray nasıl almış? İzleyicimiz bir yazabilir çok mi? Onları Galatasaray abi. Nasıl almış? Bir yazabilir mi? Hayır eleştirmiyoruz abi. Şimdi bir şey demedik. Ne dedik ya? Şey söyleyeyim, paranız, paranız yok devre arasan transfer yapamazsınız. Sen parayla almadı mı Galatasaray onları? O, işte, olan nasıl parayla. Almış? Galatasaray nasıl almış oyuncuları? İsta'yı sol bek oynatmak lazım demiş Gürkan Bey. O konuşulan bir şey bilemiyorum. İsta'yı ben Dirar'da sağ bek oynar demiş. Keşke o kadar sınava çalışacağıma sol bek olsaydım demiş Kadir Bey. Yok Kadir Bey siz gene ya baba, sınavlara çalışın. Bu Türk futbolcuları da bir zahmet bir baksınlar kendilerine. Ya sol bekle sağ bek dünyanın en basit iki mevkisi abi. Yani biz bu ligde oynayamıyorsak diye bir düşünün ya. Şu an demiş 3 büyükler arasında en zayıf şampiyon adayı Fenerbahçe demiş Murat Şahin kadro olarak. Katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Kadro olarak en zayıf Fenerbahçe mi 3 büyükler arasında? Çok kafa kafayalar. Çok mesela Galatasaray'dan ne gibi bir eksiği var? Ne kadar eksiği var? Galatasaray'ın daha iyi santraforu var. Daha iyi santraforu var. Daha iyi 10 numarası var Fener'in. Evet. Giuliano daha iyi topçu. Fenerbahçe'nin 2 tane Fernando gibi oyuncusu var. Josef ve Mehmet Topal. Galatasaray'da ikinci bir... Galatasaray'dan hangi oyuncular Fenerbahçe'nin ilk 11'ine direkt girer? Ya ben buna... Gomis girer, Feguli girer. 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 Maicon girer. Kaleci girer. Ustera girer. Ustera girer. Mariano girer. Mariano da girer. Fernando girer. Fernando girebilir. Evet. Yani girer. Fenerbahçe'nin 11'i... Yani. Fenerbahçe'nin 11'inin içine mi koyacaksın, Fenerbahçe'yi 11 mi yapacaksın? O, hayır, içinden alıp koyup... Yani şu an şunu keser dediğin kaç oyuncu? Topal'ın yerine Fernando. Gomis ama yanında... Direkt Gomis de bütün forvetleri keser. Hayır. Merkez tabii Gomis de koyarsın. Koyarsın. Ama yani bir de Feguli'yi koyarım ben. Başka kimi koyacaksın? Yani Mariano mu mesela İslam mı? Tabii Mariano, ki çok. Mariano daha iyi Mariano. Ama hani çok fark eder mi? Maicon girer mi? Maicon da girer bence. Girer. Bence yani golcü olarak girer. Daha çok gol attığı için girer.
En yani geniş kadro Beşiktaş'tı bu üçü arasında. Bireysel baktığında Beşiktaş'ın kadrosu daha iyi. En geniş kadro Beşiktaş'tı. Bireysel olarak evet. Beşiktaş'ta baktığında. Beşiktaş'ta 2-11 yapabiliyorsun Galatasaray'a. Beşiktaş'ta da işte yok abi santrafor yok. Santrafor kalmadı bir anda. Var da yani yok ya. Var da yok. Var da yok yani. Ya bak ben bunu şakayla karışık söylüyorum. Biliyorsun Mustafa Pekdemek'i gönderdi Beşiktaş. 2 sene şampiyon oldu. Geri aldı. Şu an şampiyonluktur o zaman. Şaka yapıyorum yani. Latife yapıyorum Mustafa biliyorsun. Duydum. Tamam. İnandım tamam. Biliyorsun. Seni sevdiğim yoksa. İyi çocuk. Devam edelim. Ligin ilk yarısındaki gibi ilk 8 hafta Galatasaray fikstür avantajını kullanır bence demiş. O olabilir. Doğru ama eksik. Galatasaray'ın deplasmanı iki tane son derece önemli deplasmanı var. Biri Kayseri, biri Sivas. Ve Galatasaray'ın bir önemli deplasmanı daha var. Şimdi ne diyorsun kardeşim sen diyeceksin? Karabük. Diyeceksin ki Galatasaray Karabük'ü yenemez mi? Tabii ki yener. Ama dikkat edin. Biz burada konuştuk. Herkes de konuştuk. Sadece biz değil. Galatasaray'ı o debdebeli ihtişamlı zamanında ilk boyasını ortaya çıkartan takım Karabük olmuştu. İstanbul'daki Karabük Galatasaray maçının bilhassa ilk yarısında diyeceksiniz ki kardeşim Galatasaray maçı ezdi geçti kazandı kabul ya, de bilhassa ilk yarısında üçüncü kaleciyle geldi Fener Valbuena oyuna girmese yeni gole pozisyona giremedi ya. Galatasaray Karabük maçını tekrar bakın ne demek istediğimi anlarsınız. İki, tabii. Fenerbahçe ve Trabzon maçlarında Levent Hoca'nın takımı son derece diri ve sağlıklı bir takım. O yüzden dikkat edin. Karabük deplasmanında öyle hoca hazırlanıyor. Kar, kış, zor. Küme düşmeme mücadelesi. Ligin ikinci yarısı çok zor abi Türkiye'de. Çok. Çok zor yani. Küme düşmeme de çok sertleştirecek maçları. Çok zor abi. Çok zor. İçeride yani. Osmanlı kolay olur. Galatasaray Kayseri yenebilir. Osmanlı'yı kesin yener içeride. Sivas deplasmanı sallanır. Beraberlik de olabilir, galibiyet de olabilir. Dördüncü hafta ama Antalya. Ama ilk 8 hafta o vizyon yani şeyi iyi kullanmaz. Ben deplasmanda Tudor, oynayacağını merak ediyorum Fatih. İçeride bak, Antalya'da Tudor, şov yapar. Ama mesela Tudor o ilk 8'i iyi geçmiş Tudor. Tabii. İlk 8'de kaç puan ya? 22 puan. Tarık Çamdal Antalya'yı yener. Halı saha maçlarında oynar mı demiş Hikmet Bey. Hakikaten 4,5 işte ona 4,5 milyon euro. İsmail 6,5 milyon euro vere battılar abi. Ben ama ne yapayım işte abi? İşte yabancı kontenjanını... Ben ne yapayım abi? Rinal Bey lazım. Sonra hala insanların gözünün içine baka baka gerçekleri tahrif ediyor. Dur ya. Konuşacağız o konuyu. O konu var akışımızda. Ya diyor ki. Dur Fener bitmedi daha dur. Bitir. Aykut Hoca'nın şu açıklamalarını verelim mi? Reklama mı gideceğiz? Ver. Bir açıklamamız daha var onu vermek istiyorum. Peki. Yani Fenerbahçe transferi arkadaşlar. Önce dikine futbol açıklamasını ancak, verelim. Dur verme. Fenerbahçe transferi ancak tekrar ediyorum son kez tekrar ediyorum. Bir fırsat transferi olursa yapabilir. Buyur verelim hocamıza. Verelim. Dikine futbol hakkında